programda ürün yerleştirme uygulanmaktadır. Nevşin Mengü ile Haber Ötesi. Merhabalar, Haber Ötesi başlıyor. 70'lere döneceğim şimdi. Oğuz Atay 70'lerde bakın günlüğüne ne yazmış. Bana öyle geliyor ki biz çocuk kalmış bir milletiz ve daha olayları ve dünyayı mucizelere bağlı, mitlere bağlı bir şekilde yorumluyoruz. En ciddi bir biçimde aklı başında bir batılının gülerek karşılayacağı ve bize ölesiye ciddi gelen bir şekilde. Bir başka nokta daha. Öyle bir yarım yamalaklığımız var ki bizim dramamız, trajedimiz akıl almaz bir biçimde gelişiyor. Ayrıca bir trajedinin içinde olduğumuzun farkında bile değiliz. Çok güzel yaşayıp gittiğimizi sanıyoruz. İktidardaki adamlar da bu sanıyı bütün millet adına dile getiriyorlar. Birkaç aydın dışında bunu anlayan yok gibi. O aydınlar da sosyal bir takım sözler ediyorlar. Psikolojik yönü boşlukta kalıyor bu meselenin. İnsanlarımız bu kötü yaşantıyı dile getirmeyi muhalefet yapmak sanıyorlar. Yapanlar bile muhalefet yaptıklarını sanıyorlar bir bakıma. Demiş Oğuz Atay 1970'lerde. Bence manidar bir girizgah oldu diyorum. Ben Oğuz Atay'ı ortaya bırakıyorum ve yavaş yavaş konuklarıma dönüyorum. Nevşin Mengü ben, Haber Ötesi devam ediyor. Biliyorum sizler de çok şikayet ediyorsunuz bazen ama 16 Nisan'a kadar böyle CNN Türk ekranlarında bol bol meetingler var. Sokaklarda evet arabaları, hayır arabaları geziyor. Köşe başlarında evet çadırları, hayır çadırları, her yerde bayraklar. Sık sık seçim psikolojisine giriyor Türkiye. Yine bir işte referandum psikolojisindeyiz. Ve dört bir yanımız propaganda. Televizyon ekranları da öyle. Hakikaten bu propagandanın bir faydası oluyor mu, olmuyor mu? Bir psikiyatristle İlker Küçükparlak'la konuşacağız. İlker Bey merhabalar. Merhaba. Şimdi biz sade vatandaşlar hakikaten böyle televizyondan gördüklerimizden etkileniyor muyuz? Yoldan evet arabası geçse ne olur, hayır arabası geçse ne olur? Bunlar kişilerin fikirlerini gerçekten değiştirebiliyor mu? Şimdi bir ayrıştırmakta yarar olabilir burada. Çünkü televizyonda bir takım fikirler tartışılıyor ama yoldan araba geçmesi aslında... İşte bir seçim şarkısının tekrarlanması bir fikirle pek alakası yok aslına bakarsanız. Ya da bazen afişler asılıyor ama bu da pek fikirlerin tartışıldığını söylemeyiz. Örneğin halen hani siz böyle girişte bıktınız diyorum diye giriş yaptınız ama halen bu maddelerin içeriği bile tam olarak bilinmiyor aslında. Hani sizde bu veriler daha iyi vardı. Aslında şöyle bazen izleyiciler kızabiliyor. Tartışma programları ayrı. Aynen içerikler tartışılıyor ama bir de bütün gün liderler meydanlarda tabii aslında aynı şeyi söylüyorlar günün sonunda işte. Ne bileyim başbakan sabah çıkıyor İzmit'te konuşuyor. Öğleden sonra İzmir'de konuşuyor. Biz ikisini de yayınlıyoruz ama sürekli izleyen bir CNN'i izleyen bir izleyici aynı gün bir gün boyunca aynı şeyleri dinliyormuş hissine kapılıyor. Onun için bazen biraz izleyiciler kızabiliyor. Haber verin artık bıktık meetinglerden diyebiliyorlar. Şimdi önce televizyonla başlayalım. Televizyonda hep aynı mesajın sürekli verilmesi. Bu insanın fikrini değiştirir mi? Şimdi şöyle bir şey var, bu aynı mesajın tekrar tekrar verilmesi, hani böyle bir aslında veriden, datadan bunalmış olmasına rağmen insanların aslına bakarsanız anladığım kadarıyla benim tam olarak neyin oylandığına dair bir farkındalık halen oluşmuş değil. Yani enteresan bir şekilde bu referandumun şu andaki içeriğine dair tam bir farkındalık yok şu anda. Ama hani bildiğimiz bir şey var. Epey uzun zamandır hatta bildiğimiz bir şey var. Bilginin tekrar tekrar bir, daha doğrusu önermenin tekrar tekrar vurgulanması insanın fikrini farklı şekillerde değiştirebiliyor. Nasıl farklı şekiller? Sosyal psikoloji bu konuda gayet uzun zamandır yeterince çalışma yapmış durumda. Şimdi sizden, sizin bulunduğunuz bir ortamda tanıklık ettiğiniz bir sahnede bir şekilde size aykırı fikirler tekrarlanıyorsa başka insanlar tarafından fikrinizin değişmeme olasılığı hatta zor diyebiliriz. En azından bunu ifade etmekte zorlanabiliyor insanlar. Bununla ilgili çok böyle ikonik deneyler var. Çok detayına girmeyeyim istiyorsanız deneylerin. Ama şunu biliyoruz. Bir kısım insanlar fikirlerini korusalar bile
bunu ifade etmekten kaçınıyorlar. Çünkü bunun aptalca bulunacağını, dışlanacaklarını vesaire olacağını bir kaygıya katılıyorlar. Yani diyelim ki bir kişi hayır vermeyi düşünüyor aslında. Evet. Ama sürekli televizyondan ya da çevresinden evet 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 mesajları gelince hayır diyeceğini söylemekten çekinir hale gelebiliyor. Diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Burada şey yani o zaman mesela yani bu tersi de olabilir işte hayır için de diyebiliriz ama sürekli evet mesajı verince norm olan normal olan evetçi olmakmış gibi oluyor diyorsunuz. Evet. Yani burada şeyden falan bahsetmiyorum işte baskı vesaire gibi bir şeyden de bahsetmiyorum. Sadece büyük kalabalığın çoğunluğun uygun gördüğü, onayladığı bir fikri onaylamıyor olmak aslında kalabalık tarafından da onaylanmıyor olmak. Dolayısıyla yeterli görülmüyor olmak, hakim görülüyor olmak gibi bir yere zaten geliyor. Bu çok detayına girmeyeyim dedim ama hani bu konuyla ilgili ikonik bir deney eşin uyumluluk deneyidir. Orada birbirinden farklı uzunlukları olan çubuklar insanlara gösteriliyor. Ve hangisi uzun hangisi kısa dönüyor. Çok net bir durumdan bahsediyoruz. Böyle bir algısal bir testten bahsediyoruz. Yani bir üzerine tartışma götürmeyecek durumdaki bir algıdan bahsediyoruz. Orada insanlar örneğin tekrarlayan denemelerde kendilerinden önce ısrarla aynı yanlış yanıt verildiği zaman hiç yanlış yanıt vermeyen, hep doğru bildiğini söyleyen insanlar deneklerin yaklaşık 1/4'ünü oluşturuyor. 1/4'ü insanların en az bir kere yanlış göz göre göre çok net bir şekilde yanlış olan bir yanıtı vermek zorunda hissediyorlar kendilerini. Şimdi ilk grup vermek zorunda hissettiği için o yanıtı veren grup. Öteki türlüsü bir şekilde ayıplanmasına neden olacağı için, dışlanmasına neden olacağı için kendi fikrini ısrar edemeyenler. Aslında demokrasilerde kapalı oylama tekniği tam da bunun önüne geçiyor işte. Yani işte çarşıda, pazarda ben şu oyu verdim diyebilir ya da fikir beyan etmeyebilir. Ama kabinin içinde kendisi diğerleri tanıklık etmediği zaman o dışlanmasına neden olabilecek o fikri kendisi özgürce istediği oyu verebilir. Hmm. Bir kısmı ikinci bir grup, en kalabalık grup bu fikir değiştirenlerden. İkinci bir grup kendi fikrinden tereddüt etmeye başlayan grup. Yani ya ben o çubuk daha uzun diye gördüm ama herkes böyle bakınca herhalde bir yanlışlık yaptım diye düşündüm. Çünkü bu kadar insan yanılıyor olamaz herhalde. Fikrini değiştiren grup. Şimdi bunlar yine tekrar edeyim çok net bir algısal deneyden bahsediyoruz. Bunlar da fikir değiştiriyorlar. Üçüncü bir grup var bu şeyde, paradigmada. O da şu, fikrinin değiştiğinin farkında bile olmayan bir grup var. Yani hangi çubuk daha uzundu, nasıl yanıt verdiniz bu teste diye sorulduğu zaman hiçbir gariplik yoktu. Normal normal bize sordular, biz de hepimiz ağız dili içinde doğru yanıtı verdik. Bir testte bir gariplik yoktu, garipliğin farkına varamayan bir grup daha var. Yani aslında bu üçüncü grup için şunu söyleyebiliriz, dışlanma endişesi o kadar yüksek bir grup insan var ki, %10 gibi bir kitleye tekabül ediyor çalışmalarda. Fikirleri değişiyor ve fikrinin bu kalabalık baskı derken de tekrar söyleyeyim, kimse onlara baskı yaptığı için değil, sadece kalabalıktan aykırı bir fikir taşıyor olmanın baskı hissettirmesi nedeniyle fikrinin değiştiğinin farkına bile varamayacak kadar bu baskı yoğun hisseden bir %10'luk bir kitle daha var. Şimdi bu tabii dikkat gerekiyor. Ya aslında o zaman insanın ne olduğu belli aşağı yukarı. Evet, farklı tiplerdeyiz. Kişilik yapıları mı diyelim buna, ne diyelim bilmiyorum ama insanın ne olduğu belli. Dolayısıyla bunu çözen siyasi parti tabiri caizse işi götürüyor aslında. Yani işte hani deniyor ya işte Göbels taktiği falan deniyor bazen. Hani bir mesajı sürekli verdiğin zaman o norm haline geliyor. Bunu çözmek lazım. Şimdi tamam, her zaman bir avantajlı olan grup oluyor. Yani mesajını daha kolay verebilen. Şimdi parti iktidardaysa bir kere mesajını vermek daha kolay olabiliyor bizimki gibi ülkelerden. Devletli hükümetin iç içe geçtiği ülkelerde. Şimdi muhalefet daha dezavantajlı olabiliyor. Peki daha küçük gruplar ne yapabilirler? Dezavantajlı gruplar ne yapabilirler? Mesela işte bir bu hayır da şey çok sempati çekti. Daha dezavantajlı oldukları için söylüyorum. İşte hayır yazdı insanlar bedenleriyle. Böyle çok sevimli fotoğraflar ortaya çıktı falan. Mesela bunun bir faydası var mı? Kimse ay ne güzel fotoğraf canım diye fikrini değiştirir mi? Var mı böyle bir şey?
şöyle, kimse ne güzel fotoğraf diye fikrini değiştireceğini zannetmiyorum. Ama burada hani bir parantez açayım, kısa bir vaktimiz varsa. Tabii ki. Seçim anketlerinin bu kadar önemli olması da tam bir önceki konuştuğumuz fasılla ilgili bu arada. Çünkü o anketlere bakın, bu bandwagon etkisi denen şey var ya, ankette kim öndeyse ona oy verme eğilimi ortaya çıkıyor. O yüzden anketlerin manipüle edildiği edilmediğine dair pek çok böyle şey de oluyor, bir takım tartışmalar da dönüyor. Çünkü hakikaten önemli, önde giden partiye oy verme şeklinde bir eğilim var. Kalabalığa dahil olabilme kaygısı bir durum var. Şimdi bedeniyle hayır yazan insanları görüp çok sevinmiş, ben de hayır diyeyim o zaman demeyecektir kimse, yani hemen hemen kimse diye tahmin ediyorum. Ama şu olabilir işte, yani hayır diyen hiç kimsenin olmadığını düşündüğü için, bu az önce bahsettiğim paradigmada herhalde bu hayırda bir yanlışlık var diye tutum değiştirme potansiyeli olan insanlar, yani zaten hayır demeye yatkın ama bir şekilde bir bakıyor ki etrafına hayır diyen Allah'ın kulu yok. Dolayısıyla kimse demediğine göre bu kadar insan yanılıyor olamaz gibi, aslında çok da bilinç dışından işleyen bir süreç sonucunda evet eza meyilli olan ya da efendim oy verme konusunda gönülsüz olabilecek olan insanlar, bunları gördükleri zaman aslında pozisyonunu daha kolay koruyabilirler diyebiliriz. Aslında çok güzel izah ettiniz. Siyaset neyi amaçlar? Yani siyaset sokakta işte neyi amaçlar? İnsana neyi anlatmaya çalışır? Bunu çok güzel anlattınız. Peki bu seçim şarkılarının etkisi var mıdır? İşte AK Parti eski seçim şarkısını referandumda da kullanmayı tercih etti mesela. Öte yandan hayırcılar, aslında CHP demiyorum sadece, çünkü hayırcılar, CHP'li olmayanlar da kendileri benimsediler bunu. İzmir Marşı'nı kullanıyor mesela. Herkes sembolik bir şey seçiyor falan. Bu şarkıların bir etkisi var mıdır insan psikolojisi üstünde? Şimdi şarkılar çok arkaik, çok köklü bir yerde duruyor aslında. Hani bir grubun kimliğini oluşturmak için ta taş devrinden beri muhtemelen atalarımız ateşin etrafına toplanıp bir takım ritimler konuşmadan da önce giden, muhtemelen o kadar köklü bir yerde duruyor ve aynı ritmi tutturan insanların, örneğin uygun adım yürüyen insanların daha koopere çalıştığı sonrasında, alakasız deney paradigmalarında, yani yürümekle ilişkili olmayan, ya da aynı müziği kulaklıkla dinleyip aynı tempoda çalınan insanların birbirine karşı daha özgeci davrandığı farklı deneylerde gösterilmiş durumda. O yüzden aslında baktığınız zaman grup içi kayırmacılık dediğimiz, birbirine tutkun, birbirine bağlı bir grup yapmak istiyorsanız siz müziği kullanırsınız. Bu yani bütün mesela askeri yapıların bandoları vardır. Aslında hiç efektif olmayabilir böyle baktığınız zaman. Yani mızıka tutacağını silah tutsun adam. Ya da dini cemaatlerin, dini organizasyonların ilahilerin müzikleri vardır. Ya da taraftar gruplarının müzikleri, marşları vardır. Yani bu müziğin insanları birbirine bağladığı, birbirleri için fedakarlıkta bulunmak ve grup kimliğini daha kuvvetli bir şekilde taşımak yönünde bir motivasyon oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama burada bir ikinci bir unsur var bence, o da şu. Mesela kapınızın önünden kaç tane evet marşı, kaç tane hayır marşı geçiyor? Hangisi daha bangır bangır bağırıyor? Yani burada biraz işin bu grubu birbirine bağlamakla ilgili olan kısmından çıkıp gövde gösterisine dönüşmesinden de bahsedebiliriz. Aynı nedenden ötürü miting fotoğrafları da çok tartışma konusu oluyor. Efendim balık gözü kamerayla mı çekildi? Az mı kalabalık? Çok mu kalabalık? İşte o mitingden önceydi, miting tam başladığında daha kalabalık oldu gibi, tam da kim daha kalabalık hakikaten? Bir noktada insan ruhsallığının derinliklerinde kim kalabalık, kim haklıya denk düşüyor çünkü. İnsanlar haklılıklarını ispatlamak için kalabalık oldukları, yalnız olmadıkları gibi bir fikirleri öne sürmek zorunda hissediyorlar kendilerini. İşte bu müzikler, seçim arabaları da aslında bir nevi gövde gösterisi işlevi görüyor. Konvoy yapma biliyorsunuz aslında bizde bir gelenektir. Konvoylar yapılır ve o konvoyda kaç arabanın olduğu, dolayısıyla ne kadar kalabalık olduğu vesaire bir konudur. Onun gibi bu seçim otobüsleri ve müzik ve kalabalık aslında yine gövde gösterisi, seçim öncesi seçim gibi bir işlev görüyor diyebiliriz. İlker Küçükparlak, çok teşekkürler. Biraz biz de konuşabildik.
hep yazdıklarınız, çizikleriniz üzerine ama sizi dinleyenlerin takip edebilecekleri başka mecralar da var. Podcast'leriniz var değil mi? Nereden ilgilenenler sizi takip edebilirler? Aslında tam bu konuları daha uzun konuştuğumuz bir podcast yaptık. Benim podcast'im değil ama konuk oldum arkadaşlarımın Neuroblog adında. Neuroblog. Ve Neuroblog adında evet. Onu takip edebilirler. Benim de İktisat Tramvayı adında bir blogum var. Oraya da vakit buldukça bir şeyler yüklemeye çalışıyorum ben. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Yine konuşuruz zaten. Velhasılı kesen kelam. Sağ olun. Kendimizi çok komplike bir canlılar zannediyoruz ama basitiz. Basit canlılarız günün sonunda. Mekanizma basit. Peki Virgül, birazdan devam edeceğiz. Nevşin Mengü ile Haber Ötesi. Evet, her neyse. Şimdi gelin biraz
hafta sonu moduna girelim. Havadan, sudan bahsedelim, güzel şeylerden bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne dil getim ucuna döneceğiz. Voice of America'dan, Amerika'nın sesinden. Hollywood dedikodusu yapacağız biraz. Dilge merhabalar. Merhabalar Nevşin, nasılsın? İyilik, siyaset Trump'tı efendim, uçakta bilmem ne yasaydı falan. Nereye kadar Dilge ya, aman pazar sorma, pazar cumartesi. Sorma gerçekten acayip gerek. Bir hafta geçirdik yine buralarda. Hiç gerek yok. Şimdi onu bunu bırak. Hollywood nasıl değişiyor? Hollywood'daki vücut imajları, vücut görüntüleri, işte kadınlık algısı nasıl değişiyor? Çok yazılıyor, çok çiziliyor. Anlat bize. Senin sevdiğin şekilde değişiyor Nevşin. Ne demek senin nasıl sevdiğin oluyor? Şekilde? Gayet güçlü, kadın bedenleri, kendine güvenen, sportif, fit kadınlar artık Hollywood'da. Daha çok gündeme geliyor, daha çok iş yapıyor, daha uzun soluklu kariyerler yapıyor. Yani bu şey dedikleri mi? Strong is the new skinny. Yani işte yeni, zayıf, evet. Güçlü falan. Yani ideal görüntü. Evet, artık olay zayıf olmakta değil, sağlıklı bir beden yapısı içinde daha güçlü olmakta. Bazıları işte kadınları şey diye tablamaya çalışıyor. Strong is the new sexy. Hani daha sexy falan. Ama böyle seksist yaklaşımlara gerek yok tabii. Yani hani kadınların artık sadece zayıf olması yeterli değil. İş anlamında da, sağlık anlamında da sen de biliyorsun. O yüzden kendilerini daha çok sportif faaliyetlere adıyorlar baktığında. Zaten uzun zamandır var. Yani hani aslında bak, şöyle galiba dönelim. Jennifer... Gençliğimize Zeynep diye bir dizi vardı, hatırlıyor vardı. Musun böyle? Evet, Savaşçı Prenses falan. Doğru. Böyle bir güç abidesiydi. O zaman böyle kadınların cinsel tercihini sorgularlardı. Şimdi baktığında evet gerçekten öyleydi. Şimdi baktığında işte bu açlık oyunları, X-Men'ler, bir de biliyorsun Hollywood'da bu süper kahraman filmleri çok doğru. Arttı. Kadınlar da var içinde. Haliyle Hollywood yıldızları da, oyuncular da vücutlarının daha dayanıklı, daha güçlü olması için çalışıyor. Ama doğru, bir moda yani şeklinde düşünme bunu. İşte magazini yani karıştırdığımız zaman hakikaten onu görüyoruz. Neydi o Ratket oynayan çok meşhur Jennifer Lawrence miydi? Sen Jennifer Lawrence aslında bunu başlattı. Hatta sordular işte kalınlaşınca çok sen kaç kiloysun dediler. Size ne kardeşim ben kaç kiloysam dedi falan. Böyle bir çıkış yaptı. İşte kolları falan bayağı kaslı. Canım yan yana fotoğraflar koyuyorlar işte. Mesela birinde 60 kilo ama daha sağlıklı ve iyi gözüküyor. Birinde 55 kilo ama daha sarkık gözüküyor. Yani insanlar bunu sadece tabii kariyer için de değil. Daha dayanıklı olmak için, daha sağlıklı olmak için de yapıyorlar. Dediğin gibi evet Jennifer Lawrence işte açlık oyunlarında yaptı. Mesela şu Emma Stone var ya Oscar alan La La Land'le. Evet. Oscar'ı o aldı değil mi? Emma Stone mesela oradaki hanımcık kız şu anda şeyi canlandıracak. 70'lerde Amerika'nın en ünlü kadın tenis yıldızı var Billie Jean King. Bu kadın bir erkeği yenmiş. Yani karşı cinsten iki kişinin oynadığı bir tenis turnuvasında bir erkeği yenmiş ve onunla hayatını canlandıracak. Kendini yani bu sağlıklı ve dayanıklı hayatı kaptırmış durumda çünkü şey kullanmak istemiyor dublör. Kendi. Gerçekten güçlü, dayanıklı ve kendisi oynamak istiyor. Haliyle o da mesela kendini sağlıklı ve sportif bir hayata kaptırmış durumda. Şu aralar Amerika'da en yaygın olan şey de Rise Nation. Rise Movement. Yüksel yani. Böyle bir şey var Rise Nation diye. Vücudu tamamen kendi doğası içinde hareket ettiriyor. İşte yürüme, koşma ve daha çok tırmanma üzerine. Ve biliyorsun Amerika'da böyle spor faaliyetlerinde antrenörler çok öne çıkar. Yani doğru. Gerçekten ünlüdür bu isimler. İşte ve antrenörler de bu şekilde Hollywood yıldızlarıyla kendilerini bir kariyer yapıyorlar. Gördüm ben onu. Aslında sosyal medyada gördüm. Sosyal medyada ona ne diyorlar? Natural movement da diyorlar galiba değil mi? Böyle biraz evet, primat gibi evet. Falan böyle hareketi yapıyorsun yani işte insanın doğada yaptığı evet. Hareketleri vücut ağırlığına. Aslında mantıklı görünüyor. Tabii bir de şöyle bir şey var şimdi hep 34 beden olsun ideal kadın dediğin zaman aç yaşaman lazım bayağı yani iki marul yiyeceksin o kadar falan. Çünkü yani kadın bedeninde öyle bir şey ya belli bir yaştan sonra öyle çıkışık. 34 beden korkunç bir şey. Bayağı sadece su iç. Şey bir kere tabii, su iç ve işte. Şey gün boyu sinirli ve baş dönmesi tamam mı çünkü açsın ya sürekli.
açsın korkunç, yani. Evet, korkunç. Onun için baş ağrısıyla falan bir yaşam. Aslında bunu kırıyor belki bu genç nesil Hollywood kadınları. Çünkü yani nasıl role falan gireceksin ki açlık içinde sürekli. Tamam, sürekli tıka basa yemek de iyi değil ama belli bir performa edebilmek için bir şeyleri de yani bir hakikaten sağlıklı olmak lazım, zinde olmak lazım falan. Şeyi seyrettin mi? Biz reklama girmeyelim tabii, bir spor ayakkabıyla tanınan bir filmin Rusya çok reklamını. Çok güzel bir reklam o. Çok güzel reklam. Bir reklam. Hı-hı. Ne kadar güçlü, azimli olduğuna dair harika bir reklam yapmışlar. Dinleyicilerimiz umarım internetten bulur, seyreder. Şey oluyorsun yani, bu son dönemde artan kadının güçlülüğünü öne çıkaran prodüksiyonlar ve çalışmalarla böyle bir sen de motive oluyorsun yani, insanları motive eden bir şey bir yandan da baktığında. Kesinlikle. Ya olay sadece dergi kapaklarına nasıl görüneceğiz, fotoğraflarda nasıl görüneceğiz meselesi de değil. Bu daha sağlıklı, daha güçlü bir hayat meselesi ki zaten Amerikalılar çok meraklı buralarda, biliyorsun işte koşmaktı, yüzmek ve bisiklete binmek. O aslında internasyonel bir şey oluyor. Bu dünyanın her yerine yayılıyor iyi kötü. Şimdi bak, bu Arap dünyasına da yayılması gerek. Yani Arap dünyasına yayıldığını da göreceğiz. Ben onun hintini vereyim mesela. Şimdi obezitenin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi Kuveyt. Şimdi buraya gelen biz Arap turistleri de görüyoruz. Çok seviyorlar yemeği içmeyi ama orada da bilinç değişiyor. İşte ilk bu Bahreyn prensi triatlon yapmaya başladı. Ironman yapmaya başladı ve çok para ayırıyor bu meseleye falan. Paraları da var. Bahreyn prensinin ardından Dubai prensi de aynı şekilde. Şimdi triatlon yapmaya başlamış orada da hanedan ve hatta böyle çölün ortasına, Hürriyet yazarı Yonca Tokbaş Dubai'de yaşıyor biliyorsunuz. Bayağı 180 kilometrelik bir bisiklet parkuru yaptırmışlar. Gece aydınlanıyor çünkü hani gündüz çok sıcak olduğu için 180, gece bin diye. Gece bisiklete biniyorsun ve sürekli yol yardımı var. Yani kadın başına çıktın bisiklet antrenmanı yapmaya. İşte diyelim lastiğin patladı yarı yolda falan. Yol yardımını arıyorsun, geliyorlar yardım ediyorlar. Hani kadın başına da gece gece kalmıyorsun. Ya da erkek başına, neyse yani çölün ortasında. Yol inanılmaz yani, bu işe para harcıyorlar. Şey yani, biz böyle komşularımızın bu körfez ülkelerinin de şimdi fitleştiğini, hayat tarzlarının değiştiğini göreceğiz. Çünkü obezite demek ne demek? Daha büyük sağlık masrafı demek. Devlet sağlık için daha çok para harcayacak demek. Yani insanlar hastalanıyorlar çünkü falan filan. Ama tabii işte iki uç yani. Hani obeziteyle mücadele ederken herkes de anoreksik olsuna kayıyor insanlık. Sonra işte bir arayı bulma meselesi herhalde. Şimdi onu, o trendi görüyoruz muhtemelen. Evet, ne kadar enteresan değil mi? Onu diyordum. Körfez ülkelerinde hani kadınların spor yapması ne kadar uzak ve ön yargılı gelir bize. Şimdi işte spor firmaları da, antrenman firmaları da bu kadınlar için işte hijablarda, hı-hı, kapalı spor kıyafetleri çıkarıyorlar ve sen İran'da yaşadın biliyorsun, hı-hı, işte İran'da futbol oynayan kadınlar artık daha çok gündeme geliyor, kendini göstermeye başladı. Umarım Türkiye'de de yayılır. Çok yaygın olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii sen daha iyi bilirsin. Yok ya, ama Türkiye'de hepsinden tabii daha yaygın. Bakma yani günün sonunda burada kadınlara kısıt. Şimdi şöyle henüz var. Sağlık meselesinde önleyici sigortalar doğru, önemli. Doğru. Yani hasta olduktan sonra neyi karşıladıkları değil. Senin hasta olmaman üzerine kurulu bir sistem. Çok doğru. Var burada. O yüzden işte check-up'lardı vesaireydi. Bunlar mesela, evet, sağlık sistemi çok acayip Amerika'da ama bunlar ucuz şeyler. Çünkü insanların önlemini almasını istiyorlar. Hı hı. Ve zaten obeziteye karşı da büyük bir savaş da var biliyorsun artık okullarda ve restoranlarda da. Evet. Daha sağlıklı bir hayata doğru evriliyor insanlar. Dünya bu kadar kötüye giderken bari kendimize dikkat edelim mi diyorlar. Ne diyorlar bilmiyorum ama daha dayanıklı çalışıyorlar. Sürdürülebilir bir hayat diyelim biz ona. Peki gel biraz nostalji yapalım. Geçen bir tweet atmışsın. Diyorsun ki New Kids on the Block, Paula Abdul konseri falan. Ne oluyor? Allah'ı Haziran'da geliyorlar. Bekliyorum. Nereye geliyorlar? Dede oldu onlar. Kim nereye geliyor diye. Washington'a geliyorlar. Tombala oynatacaklarmış bizim şeye, nesle. New Kids on the Block gençler hatırlamaz gerçekten ama neydi? 4 tane ilk boy bandler vardı 90'da. Boy bandler patlıyordu tabii, böyle. Tabii böyle bir eli yüzü düzgün çocuklar işte, Amerikalı, İngiliz falan filan. Robbie Williams da i̇lki şeydi ya. İlki buydu zaten. İlki New Kids on the Block'tu. Sonra Take That çıktı değil mi? İşte Robbie Williams da oradan falan. Evet.
New Kids on the Block ne kim vardı? Böyle kıvır saçlı bir oğlan vardı değil mi? Beyaz çorap giyen onların sanki solisti. Ne vardı? Dur hatırlayacağım. Şey vardı. Jordan Knight bir de. Onlar iki kardeşti galiba. Vardı böyle tatlı çocuklar ya. Evet, yani. Tatlı. Şimdi onların One Direction var. Değil mi? One Direction öyle bir boy band ama bir New Kids on the Block değil ya. Ya ben görsem tanımam o çocukları biliyor musun? One Direction. Görsem tanımam. Çünkü yaşlıyız Dilge. Çünkü yaşlıyız anlıyor musun? 15 olsan tanırdın şu an. Kendi yerlerden yerler atıyorlardı. Ya gerçekten New Kids on the Block mu çalacaksın şimdi bize? Öyle konuştuk çalırız. Gerçekten dedim. Yapacak mısın? Ama bak bir araya gel. Peki niye bir araya gelmişler tekrar? Bir proje hayır işi falan mı yoksa hani öylesine mi? Yo full package diye bir şey yapmış. İşte Paula Abdul, Boyz II Men hep beraber böyle bir takılacaklar. Para kazanacaklar demiş. Paraları bitmişti. Yani. Evet, evet. Kaç yaşında olmuşlardır onlar şimdi? 45-50 mi acaba? Vardır 45-50. Ya biz küçüktük. Onlar da bir 10 yaş koy işte. Evet, evet. 45-50 vardır. Oluyor. 45-50 bayağı dede yaş. 50. Hayır yani. Bakalım şey değişmiş mi? Çünkü Axl Rose'u hatırlarsın. Gençken nasıldı? Beyaz taytlı falan filan. Deme bana. Ben hala Axl Rose'cuyum ve geçen sene konserine gittim. Hala da maşallahı var diyelim Nevşin. Çok bile patates yapmış. Axl Rose. Yok değil. Axl Rose patates olmamış. Daha doğrusu patates olduğu dönemden dönmüş diyebilirim. Öyle bak mi? Axl tekrar. Rose da daha sağlıklı hayata geçmiş. Hmm. Çok belli yani sahnedeki o koşturması ve performansı görünce bu adam sağlıklı bir hayat yaşamaya başlamış diyorsun yani. Evet. Herkes. Ve mihrap. Mihrap yerinde. Güzel. Peki o zaman bu da bir haber olmuş oluyor aslında. New Kids on the Block'tır. İşte Boyz II Men, Paula Abdul yeniden bir aradalar. Konser veriyorlar. Ayın kaçında Washington'da olan gitsin bari. Buradan duyuralım da. The Verizon Center'da herkesi bekliyoruz. Sen niye PR'cısı mısın da sen bekliyorsun diye gitsin. Ben hani Türkiye'den misafir olsun. Hani anladım. İki insan vatan hasreti. Evet. Seni de bekliyoruz. Hayırlısı. Peki hayır. O zaman hadi bu hafta nostaljiyle kapatalım. İşte tevellütü azıcık eski olanlar bilecektir. New Kids on the Block Step by Step yıllar önce böyle buna çalkalanmıştı ortalık. Onu dinleyelim, güzel günleri yad edelim. Haftaya görüşürüz. Hafta içi ana haberde buluşmak üzere.